Öncelikle güzel bir galibiyet oldu. Hem kendi oyuncularımı hem de Kocaelisporlu oyuncuları kutluyorum. İyi bir mücadele vardı sahada. Evet, rakibimiz son 2-3 hafta bir üçlü bir dörtlü dizilişlerle çıktı aslında. Rakibe göre bir dizilişlerle çıktı ama biz hafta içi tüm planlarımız rakibin dizilişlerine göre hep planlarımız vardı. Stratejimiz buna göreydi. Beni mutlu eden taraf çalıştığımız şekilde golleri atmamız, o boşlukları, blok aralarındaki boşlukları yakalamamız. Aslında final paslarını daha iyi yapabilseydik, özellikle ikinci yarı, hızlı ataklarla da sonuca daha da gidebilirdik. Ama birazcık da tabii panik de yaptık, birazcık da yaslandık skoru yakalayınca. Kolay değil. Bir geçen hafta uzun zaman sonra galip geldik. Aslında haftalardır da iyi oynuyorduk ama futbol şansı da yanımızda değildi aslında. Ama çocuklar da aslında iyi mücadele ediyordu. Ama son 2 haftadır oynadıkları oyunun karşılığını skor olarak almaları beni çok mutlu etti. O yüzden tebrik ediyorum. Biz playofflara oynayan bir takımız. Playoff'un içinde olmaya çalışacağız ve playofflarda da en güçlü adayız diye düşünüyorum. Süper Lig'i sonuna kadar da zorlayacağız. Şartlar ne olursa olsun. Yeni yönetimimizin, başkanımızın gelmesi takıma ayrı bir enerji verdi. Biliyorsunuz uzun bir süre ekonomik problemlerle uğraştık. Oyuncularımız çok sabretti ve hepsini çok seviyorum gerçekten. Gidenler gitti, kalanlar kaldı ama iyi bir şekilde aile ortamımız devam etti. İnşallah da böyle devam eder. Üzücü taraflar vardı. Üzücü taraflar neydi? İşte Gaytan ve Silik, iki tane hazırlamaya çalıştığımız oyuncuların sakatlığı oldu. İnşallah çok ciddi değildir. Diğer bir üzücü taraf, Francis Enzaba'nın kardeşi vefat etti. O yüzden maçtan sonra da sevinemedik zaten. Çok üzüldük. Maalesef sözün bittiği yer tabii burası. Bir sevindirici tarafta burada stadyumda zemin gerçekten ben kısa zamanda bu kadar iyi olabileceğini düşünmemiştim. Burada emeği geçen tüm dostlara gerçekten teşekkür ediyorum. Kısa bir zamanda çok iyi hale getirdiler. Daha da iyi olacağını düşünüyorum bu milli aradan sonra. Biz çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz. Milli takım arasında hazır olmayan oyuncuları daha da hazırlamaya çalışacağız. O yüzden sonuna kadar da devam edeceğiz. Biz playoff için güçlü bir adayız. Süper Lig için de ayrıca güçlü bir adayız diye düşünüyorum. Ya açıkçası şöyle bir şey var. Kocaelispor iyi bir kadroya sahip. Etkili bir forvet oyuncularını kaybettiler. Biz de kaybettik. Aslında bakıldığında ilk maç 2-2 bitmişti. Kocaelispor'un stadındaydı. Deplasmanda oynadık. İyi bir atmosfer vardı. Gerçekten bu çok itici bir atmosfer. Bizim ilk yarıda oynadığımız takımdan 7 oyuncumuz şu anda yoktu. Aslında bizim eksik bakımından biz daha eksiktik. Şimdi bazen camialarda kırılmalar olabiliyor. Beklenti çok yüksek olunca tabii ki bu beklentinin altında kalındığında, oyunsal ve sonuç olarak kalındığında maalesef bir panik havası da olabiliyor. Mustafa Hoca iyi bir hoca, iyi bir ekibi de var. Kadro olarak iyiler. Bu tip düşüşler bence olabilir ki biz de o düşüşleri yaşadık. Bizim problemlerimiz birazcık ekonomik olarak yansıdı aslında ama sonuçta bu lig kolay bir lig değil. Şimdi her maç birinin favori olduğunu söyleyemezsiniz. Çünkü canla başla mücadele eden bir lig. Zaten hiçbir takım kolay kolay da gol yemiyor. Yani savunmaya çok önem veriyor. İşte üçlü dizilişler, dörtlü dizilişler, rakibi kapama, hızlı ataklara geçme, blok araları falan derken gerçekten zor bir lig. Ve Kocaelispor hedef bir takım. Hedef bir takım olduğu için de tabii ki daha da zorlanıyor. İyi bir moral gerekir böyle durumlarda. Bizde açıkçası bir moralsizliğimiz vardı birazcık ama biz son birkaç haftadır o moralsizliğimizi attık. Yeni başkanımızla, yeni yönetimimizle enerjimizi yükselterek gidiyoruz biz.